Değerli izleyiciler, biliyorsunuz şehir ve insan programında şehirlerde özellikle insanların gelişmesi, kalkınması, huzur içinde yaşamasının şartlarını anlatmaya çalışıyoruz. Biz bu programda hep Türkiye gündeminin dışında kalıyoruz. Beni her hafta yaptığım programdan sonra arayanlar oluyor. Bunların sayısı hiç de az değil. Hepsinin söylediği aşağı yukarı şöyle bir şey. Diyorlar ki siz halkın sesi oluyorsunuz ama yani bunu diğer halkın sesiyim diyen kişiler gibi popülist bir anlayışla halkın duyarlı olduğu konuları istismar ederek, hamasi nutuklar atarak falan yapmıyorsunuz. Siz gerçekten halkın ihtiyaçlarını tespit etmişsiniz. Bunlarla ilgili çözüm önerilerini sadece kendiniz değil bir takım örgütlenmelerle hazırlamışsınız. Bunları anlatmaya çalışıyorsunuz ama siyaset dünyasının devleti de adeta işgal etmiş olan bu siyasi anlayışın hiçbir şekilde bir milim ötesine geçemiyorsunuz. İçine sızamıyorsunuz. Bunu geçmişte gördük. Sizin siyasi maceranızda biliyoruz. Yani o siyasetin çirkin tarafını, siyasetin duyarsız tarafını, siyasetin kendi çıkarından başka bir şey düşünmeyen ama halkı düşünmekten başka bir şey yapmıyormuş gibi gösteren, sıkıya gelince solculuk, sıkıya gelince hamaset, efendime söyleyeyim, ezan susmaz, bayrak inmez laflarıyla milleti uyutan siyasetin içine bir türlü giremediniz. Ha bir dönem girdiniz, çok başarılı işler yaptınız ama afişe oldunuz, siyaset sizi dışlıyor. Bunu söylüyorlar. Vallahi istedikleri kadar dışlasınlar. Biz hep aklı temsil ediyoruz. Biz hep bu cumhuriyetin kurucusu olan Büyük Önder Atatürk'ün bize miras bıraktığı, manevi olarak miras bıraktığı düşünceyi yani aklı temsil ediyoruz. Ve yine onun bıraktığı bir hedef var. Çağdaş ülkelerin önüne geçin. Hayatta en hakiki mürşit ilimdir ve muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkmak. İki cümle ya. Atatürk iki cümle bıraktı bize. Buna sahip çıkacağımız yerde bir kesimimiz kendisini böyle Atatürk'ü ilah gibi taparak, bilmem ne yaparak, dinle yarıştırarak eritmeye çalışıyor. Öbür tarafta dini kullanarak bunu yapmaya çalışıyor. Dolayısıyla bundan hem dinim benim kutsal dinim zarar görüyor hem de bu ülkeyi kurtaran Atatürk'ün manevi kişiliği zarar görüyor. Bütün bunları bir tarafa koyacağız. Hep biz bunların hepsini bir tarafa koyacağız. Bakın şu Türkiye'nin gündemine. Her hafta değişiyor. Her hafta değişiyor. Geçen hafta Özgür Özel'in ayağı tartışılıyor. Muhalefet basını öbürü birisi bir çamur atıyor, vurdular diyor, bir kırdılar diyor, onu itibarsızlaştırmaya çalışıyor. Öbürü röntgen filmleriyle kanıtlamaya çalışıyor. Ya ülke bunları konuşamaz. Bu ülkenin içinde bulunduğu sorunlar o kadar büyüdü ki Artık bunu herkes kabul ediyor ve diyor ki bu iktidar bu ülkenin sorunlarını çözemedi, kötü duruma düştük. Ama muhalefet de bunu çözecek yetenek ve kapasitede değil. Eyvah, ki eyvah. Ne halt edeceğimizi bilmiyoruz diyor. Vatandaşın sesi bu. Ama gündemin etrafında dolaşıp duruyoruz. Dediğiniz gibi Ekrem İmamoğlu ahmak dedi diye ki yani sadece ahmak diyen Ekrem İmamoğlu değil. Eski İçişleri Bakanımız, benim çok sevdiğim kardeşim Süleyman Soylu onu ahmak diyor. O da onu ahmak diyor. Birininki kabahat olmuyor, kusur olmuyor, suç olmuyor. ki suç oluyor. Hapis cezası veriyor bir hakim. Nasıl bir hakimse. Biz öyle hakimleri, savcıları da çok gördük. Şimdi hepsi yurt dışında kaçak, bir kısma hapishanedeler. Yani yargıyı istismar etmeler ve bununla siyaset yapmalar bir de bu yönü çıktı. Yani devleti kullanarak devletin o tarafsız gücünü kullanarak siyaset yapmalar çıktı. Ve Türkiye'nin gündemini hep bunlar işgal ediyor. Ne mutlu ki Türkiye'nin gündemine yavaş yavaş küçücük bir ucundan gelen bir husus var. Tarım. Artık çiftçi ses çıkarmaya başladı. Yani caddelere döküldü, yollara döküldü. Traktörünü kapan geldi. Bunlar da engellenmeye çalışılıyor ama biz bunları konuşmayacağız arkadaşlar. Biz bu ülkede tarım madem gündeme geldi, tarımla ilgili ne yapılması gerektiği konusunda yıllardır anlatıyoruz. Devlet ne yapıyor onları yazıyoruz, çiziyoruz. Devletin yanlışlarını gösteriyoruz. İktidarların, siyasetin yanlışlarını gösteriyoruz. Ama herkesin kulakları tıkalı. Anlatıyorsun, anlatıyorsun. Gidiyorsun, sunum yapıyorsun. Ekranı alabilir miyiz? Ee, sunumlarımızı. Evet yansıtma çalışıyor şu anda. <laughs> evet bu benim 2002 yılında belediye başkanlığını bıraktığımda kurduğum siyasi ve stratejik araştırmalar merkezi. 22 yıldır araştırma yapıyor bu merkez. Yüzlerce belki binlerce insanın aklı ve beynini burada birleştirmeye çalışıyoruz. Türkiye 24 tane sektörü Türkiye'nin 24 tane sektörünü bunun içinde tarım da var bir tanesi tarım. Gerisini şimdi buradan saymayayım. İşte turizm var, sanayi var, aklınıza ne geliyorsa, eğitim var, sağlık var. Neyse 24 tane sektörde Türkiye'nin geleceğini aydınlatacak modeller ve reform tasarıları üzerinde çalışıyoruz. Bunlar ciddi çalışmalar. Öyle oturup da güncel olarak kahve köşesinden ahkam kesmiyoruz. Geçmişini etüt ediyoruz. Mevcudunu analiz ediyoruz. Devlet ne yapmış bakıyoruz. Nerelerde hata yapmış tespit ediyoruz. Nasıl çözülür? Halkımızın yapısı sosyolojik, eğitimsel, psikolojik, ekonomik yapısı neye uygun? Yani öyle afaki modeller falan da önermiyoruz. Uzaya gidelim de orada tarım yapalım falan demeyeceğiz. Ama bu Sisam Stratejik ve Siyasi Araştırmalar Merkezi'nin Yanında birkaç tane daha düşünce kulübümüz var. Binlerce insanın aklını, beynini birleştiriyoruz. Türkiye'de ne mutlu ki düşünebilen beyinler var. Bir bürokrat, hemen örnek vereyim. Eskiden genel müdürdü, nerede olduğunu söylemeyeyim, belki kimliği afişi olur. Bize böyle yokuş yapan bir bürokrattı. Yani tam böyle devletin içinde statikocu ne götürsen hayır diyen, ne götürsen her şeyi ben biliyorum diyen bir bürokrat. Bizim bu SİSAM siyasi araştırmalar merkezinin içinde görev aldı ve bana şunu söyledi. Hocam dedi, ben dedi o bürokrat koltuğunda otururken dedi sizi anlamıyormuşum dedi. Devlet bana öyle bir hava vermiş ki, öyle bir yetki vermiş ki dedi, Kendimden geçmişim. Şimdi dedi gerçekleri görüyorum. Yaptıklarımızın yanlış olduğunu şimdi anlıyorum dedi. E o zaman bilgilerini ortaya koy da doğruları ortaya çıkaralım dediğimizde de bize çok ciddi çalışmalarda katkı sağladı. Çünkü ayrıntıları biliyor. İşte biz bunları yapıyoruz. Şimdi konumuz tarım. Tarımda ne yaşandığını hepiniz biliyorsunuz. Her gün sosyal medyada, gazetede, televizyonlarda aklımızın almadığı bir takım görüntüler ve haberlerle karşılaşıyoruz. Nedir aklımızın almadığı görüntü ve haberler? Adam gidiyor domatesi tarlada toplamış döküyor. Karpuzu yere atıp patlatıyor. Ha bunların hepsi gerçek mi değil mi onu da bilmiyoruz ama çok ciddi bir tepki var. Arkasında yatan gerçek şu. Bunlar trolldür, bunlar efendime söyleyeyim iktidar yanlısıdır veya muhalefet yanlısıdır, numara yapıyordur, Türkiye'nin toplam tarımsal üretiminin içinde bu çöpe atılan ürünlerin oranı belki çok ufaktır bilmem nedir ama arkasında yatan bir tane gerçek var. Türkiye'nin uygulamakta olduğu tarım sistemi çökmüş. Artık çiftçi girdilerin maliyetinin yüksek olması ve tarımdaki desen plansızlık nedeniyle ne yaptığını bilemez hale düşmüş. Ne ekse bolluk oluyor sokağa atıyor, darlık oluyor kazanamıyor. Dolayısıyla aracılara gidiyor, nakliyeye gidiyor, şuraya gidiyor, buraya gidiyor derken ben kendimi bildim bileli 50-60 senedir bu konuşulur durur ama şimdi artık hat safhaya gelmiş. Çiftçi araziye girmeyeceğim artık yeter, ya zarar ediyorum arkadaş diyor. Eskiden edindiğim traktörü satacağım, köydeki evimi satmak zorunda kalacağım herhalde bu öyle giderse. Çoluğumun çocuğumun eve getirdiği parayla evladımın efendim memur olmuş onun maaşından destek almak zorunda kalıyorum diyor. Ekmeyeceğim diyor. Bunun üzerine hükümet al sana çözüm. Ekmeyenin malına kiraya veririm. Kirasını alırım efendim sana veririm. Ya bu kolay bir şey değil. Bunu Ankara'nın bürokratları çok akıllı ya. Oturuyorlar yönetmelik diye yazıyorlar ha. Cumhurbaşkanını da önüne koyuyorlar. O da tabii ki ya diyor bunlar biliyor diyor. Bizim o bürokrat vardı ya. ...ayrıldıktan sonra aklı başına gelen... ...bunlar daha ayrılmadı, bunların aklı daha başında değil. Oturuyor iki sene eş, ekilmeyen tarlayı diyor... ...devlet diyor kiraya versin. Kime kiraya verecek ya? Yani kime kiraya verecek? Hangi amaçla verecek? Kim gidecek kiralayacak? Tabii ki yani bir tabirle daha zengin olan... ...daha büyük sermaye kiralayacak. 10 tarlayı yan yana kiralayacak. Belki birleştirecek. Bir tane traktörle... Ekecek, biçecek, para kazanacak. Yani girdilerin maliyeti ne bir tane teşvik verecekler belki o zengin tarımcıya efendim, girdilerin maliyetini düşürecekler, tarlaları birleştirecek, bir ucundan bir ucuna sürecek, maliyet düşecek, efendime söyleyeyim adam para kazanacak, oradan kira verecek de benim çiftçim o kiradan alıp geçinecek. Kim kaça kira alacak belli mi? Kiraladıktan sonra ne yapacak? Beş tarlayı aynı anda kiraladı bir e, sermaye grubu. On tarlayı kiraladı. Arada bir tane tarla var. Adam ben ekiyorum dedi. Birleştirmeye kalktı. Aradaki böyle çürük diş gibi kaldı. Ne olacak? O tarlasına nasıl gidecek? Bunları hiç hesap ettiniz mi? Ey Ankara bürokratları, o yönetmeliği böyle satır 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 yazıyorsunuz. Ben inceledim. Yönetmelik de diyor ki, işte diyor kiralayan kişi başka amaçla kullanamayacak, toprağın vasfını değiştiremeyecek, bilmem nesini bilmem ne yapalım. Sözde akıllılar, her şeyi biliyorlar. Öyle bilmediğiniz gerçekler var ki o arazide, o toprakta, o tozun toprağın içinde öyle bilmediğiniz gerçekler var ki yarın karşınıza çıktığı zaman bu ülkenin huzurunu kaçıracaktır. Bunların hiçbiri çözüm değil. Bakın, çiftçinin durumunu kabaca özetledik. Sosyal medyada, Facebook'ta tarımsal destekler diye bir hesap denk geldi bana. Burada Volkan Arı diye bir arkadaşımız, tanımıyorum. Ee, bir yazı yazmış. Bizim söylediklerimizi e, adeta tasdik ediyor, onaylıyor veya <laughs> öneriyor. Diyor ki, aynen okuyorum. Domatesini romorka yükleyip yol kenarına çıkarsan, 2 TL'ye tüccara satamadığın domatesin kilosunu 10 TL'den kapış kapış satarsın. Doğru mu? Aydın'da özellikle. Karayolunun kenarları çok. 72 bin kilometre karayolu var. Çiftçinin tamamı karayolunun kenarına diziliverse direkt aracısız olarak her vatandaş ona ulaşır. Ha bu kolay mı? Onu bilemem. Onu tartışmıyorum. Adam demiş bunu. Köylü olarak birbirinizin gözünü oyacağınıza bunda siyaseten e, zıtlaşmış vatandaşa söylüyor. Aklını siyasi partilere kiraya vermiş. Bu bizden değil. Bu iktidarcı bu muhalefetçi diye birbirini yiyen gözünü oyanlara söylüyor. Köylü olarak birbirinizin gözünü oyacağınıza tüm kış kahvede okey'e döneceğinize kooperatif kursanız bağlantılar kursanız aracıyı aradan çıkararak markete manava direkt satarsınız. Böylece kazancınızı 3'e 5'e katlamanız mümkün olur demiş. Bunlar benim lafım değil. Hepinizin evlatları şehirlerde asgari ücretle karın tokluğuna çalışıyor. Yol yordan bilen evlatlarınızı geçirin kooperatifin başına. Şehirlerde bağlantılar kursunlar, malı satsınlar demiş. Hatta yakın il ve ilçelerde kooperatifiniz manav açsın, mağaza açsın demiş. Satış ofisi açsın, sen pazarlarına girsin. Satsın malınızı, ölü fiyata değil, çil çil paraya satsın. Aracı değil, siz kazanın demiş. Bunu yapan köyler var. Yapanlar mal yetiştiremiyor diye de örnek göstermiş. Hangileri bilmiyorum ama ben de duydum. Yani belli bölgelerde çok özel ürünlerini bir araya gelerek kooperatifleşerek arazilerini mülkiyeti bölmeden, mülkiyeti bölmeden arazilerini müşterek olarak kullanan, emeklerini kendi aralarında anlaşıp müşterek kullanan o kooperatifin ve oluşumun emekçisi gibi sırayla çalışıp üreten köyler var. Ben de duydum biliyorum. Ama bu olmuyor. Ahmet Efendi, Mehmet Efendi'nin kazancını kıskanıyor. Remzi Efendi, Rasim Efendi'nin traktörünü kıskanıyor demiş. Hatta traktöre vesaire herkesin sahip olmasına gerek yok. Traktör sana senede 5-10 kere lazım. Paranızı ölü yatırıma bağlıyorsunuz. Farkında değilsiniz. Traktör ve gerekli araç gereçleri kooperatif alır. 5 traktörü bütün köy dönüşümlü kullanır. Hepinizin işini görür demiş. Masrafı az olur demiş. Bilek araç gibi kullanırsan, taksi gibi kullanırsan traktöre mazot yetmez. Çiftçi ile mazot ilişkisi sadece Türkiye'de var. Sanki enerji santrali bir türlü bitmiyor. Mazot koy koyu demiş. Yani enerji çiftçinin arazisinde üretiliyor. Toprakta güneş santralleri kuruluyor. Kayseri'de dünyanın en büyük güneş kolektörü fabrikasını kuran bir yandaş şirkete sadece ondan güneş kolektörü alacaksınız diye kanunlar çıkartılıyor. Ama benim çiftçimin köy yolunun kenarına direkt dikip de enerji üretmesine izin verilmiyor tarlası için. Doğru mu değil mi? Bir muhtarlık çıksa dese ki ya şurada benim eski e, köy arazim var. Gerçi köy arazisi de bırakmadılar yanlış bir belediye kanunuyla. Oraya bir güneş santrali kurayım veya şehirden köye gelen yolun kenarlarına direk dikmek suretiyle güneş panelleri kurayım da elektrik üreteyim, elektrikli traktör kullanayım, elektrikle Artezyen'den su çekeyim dese buna izin yok. Buna izin yok. Adam bunları gayet güzel özetlemiş. Mazot goy goy demiş. Hakikaten mazot goy goy. Olması gereken bu. Müreffeh tüm ülkelerde sistem buna benzer. Örnek mi istiyorsunuz? Gidin İsrail'e bakın. Bugünlerde topa tuttuğumuz o İsrail var ya, o küçücük elde ettiği, gasp ettiği topraklarda neler yapıyor bir görün. Adam çok güzel söylemiş. Bakın arkası dolu lafların. Tüm ülkelerde sistem buna benzer. Gidin bir Hollanda'ya bakın ya. Hollanda dünyaca ünlü Konya kadar bir yer. Türkiye'nin tarım ürünü ihracatının 10 katı ihracat yapıyor arkadaşım ya. Araziyi, mekanı doğru kullanıyor. İsraf etmiyor. İyi planlıyor. Ve tabana indirmiş, üreticiye indirmiş. Devletin müdahalesi var ama komünist bir sistem yok. Devlet plancı, devlet yardımcı. Bizdeki gibi devlet ceberrut değil. Devlet tepene çöküp de astığım astık, kestiğim kestik. Birazdan geleceğim. Bir çiftçi kayıt sistemi var. Eziyete dönmüş arkadaş ya. Birlik olacaksınız. Dayanışma olacak demiş. Ne olursa zenginlik olur. Devletin desteği ve imkanları sınırsız değil. Ha burada devleti savunuyor ama doğru söylediği. Yani verimsiz olarak tarım yapan bir ülkede devlet o tarım kesimine dışarıdan para vererek ayakta tutamaz sübvanse ederek, prim vererek ayakta tutamaz. Devlet batar, ülke batar. Sen verimsiz üretim yaptığı sürece ayağa kalkamazsın arkadaş. Bunu söylemiş. Destek, hibe, borç silme, mazot desteği, destek alımları bunların hiçbiri sürdürülebilir şeyler değil demiş. Allah'ım ya Rabbim ya kendim yazdım sanki. Bizim 20 senedir yaptığımız tarım reformu, tarım parkları araştırmasının adam özetini yapmış ya. Vallahi adamı tanımıyorum. Bu yazdıkların hepsinin arkası dolu. Üretecek ve satacaksın. Malını sen satarsan cebin parayla dolar taşar. Koca kış senin vakit öldürmeyecek. Nerede hata ve eksiklik olduğunu bulacak. Çıkış yollarını geliştireceksiniz. Sırtını devlete dayanma alışkanlığı bitmeli. Kusura bakmayın ama topluma yerleşmiş bu atıl zihniyet fakirliğin tek sebebi değişmek zorundasınız diyor. Ve güzel. Altında Naci Kral isimli vatandaş da dalga geçer gibi demiş ki kardeş sen bu işleri iyi biliyorsun. Hemen gel kooperatif kuralım. <laughs> bu iş o kadar da kolay değil. Onu da söyleyeyim. Bu bir tespit. Şimdi bizim size sunacağımız tarım reformu projesi, tarımda ne yapılması gerektiği projesi burada yazılı. Yani bunu belediyeler devlet eliyle, çiftçi örgütlenecek ve o sivil örgütlenme şimdiki sulama birlikleri gibi, ziraat odaları gibi bir dükalığa dönüşmeyecek. Kendi çapında dükalık bunlar. Türkiye'de tepede imparatorluk, altında padişahlık, en altında dükalıklar var. Büyükşehir belediyeleri düka, öbürleri de asiller. Yani böyle bir hiyerarşi. İlla birisi sizin tepenize çöküp dikte edecek. Bunu bekliyoruz. Yani bizim üreticimizi, köylümüzü, çiftçimizi devlet destekleyecekse önce mekanı düzenleyecek, altyapısını kuracak. O altyapının üzerine ana girdi olan enerjiyi çiftçiye mal edecek. Özetini yapıyorum. Tohum, gübre gibi ilaç gibi temel maddeleri toplu halde alan hatta tesislerini kuran bir örgütlenme yapacak tohumdan elde edilecek kazanç, ilaçtan elde edilecek kazanç, gübreden elde edilecek kazanç, enerjiden cebinden çıkacak olan para çiftçinin cebinde kalacak. İşte bizim tarım reformunun özeti çiftçinin geliri tam 10 kat artıyor arkadaşlar. Ya. Yani bunu böyle kafadan atmadık. Pilot alanlar aldım. Aydın'dan, Efeler'den aldım. Gittim Nazilli'den aldım. Pilot uygulama yaptım. Bizim tarım reformu dediğimiz modelleri gittim orada araziye bir fiil uyguladım. Giderlerini hesapladım, gelirlerini hesapladım. Baktım ki 10 katı artıyor. Şimdi bunların yapılması için iyi bir bilgi altyapısına ihtiyaç var. Bilgi altyapısı çok önemli. Türkiye'de tarım sektöründe bakanlık bir tarım bilgi sistemi kurmuş. Tarım bilgi sistemi kurmuş. Çok enteresan. Bununla ilgili ben çok kapsamlı bir araştırma yaptım ve yaptırdım. Bakın bizim ekibin Gülşah Hanım ve Alaattin Bey'le Alaattin Biçer tanırsınız Aydınlı Tarım Kooperatifi Başkanı'dır. Gülşah Hanım da peyzaj mimarı ve tarım sektöründe çalışıyor. Peyzaj nedeniyle bitki e, e, konusunda, tarım konusunda bilgili. Bu arkadaşlarla bir kurultay nedeniyle büyük kapsamlı bir araştırma yaptık. Ulusal bir tarım bilgi sistemi nasıl olmalı dedik. Bu sistemi araştırırken önce Türkiye'de ne yapılmış? Tarihçesi nedir? Bunları araştırdık. İnanılmaz sayıda sizin daha haberiniz bile yok. Döküman üretilmiş, kanunlar yapılmış, yönetmelikler yazılmış. Aman 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 aman. Yüzlerce ya Hiçbirinden benim haberim yok. Çiftçinin de haberi yok. Ha? Ankara'da oturuyor yaz babam yaz. Çiftçi ne zaman bundan haberdar oluyor? Kafası çarpar toslarsa. Bir yanlış yapıp da cezaya muhatap olursa haberi oluyor. Şimdi bu tarım bilgi sistemi raporunda, araştırmasında tarım bilgi sisteminin mevcut durumunu, hatalarını tespit ettik. Nasıl olması gerektiğine dair çok kapsamlı bir araştırma yaptık. Bugün bunu anlatmayacağım size. Belki nasip olursa ileride tarım bilgi sistemine ilişkin ayrıntıları da size sunarız. Ancak bir de bakanlığın yapısına göz attık. Bakın bakanlıkta neler var Ankara'da. O benim eleştirdiğim <laughs> bürokrasi nasıl bir şey? Genel müdürlüklere bakın. Allah'ınızı severseniz Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, Bilgi İşlem Dairesi Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Hayvancılık Genel Müdürlüğü, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, İş Devletim Başkanlığı, Merkez İkmal Müdürlüğü, Personel Genel Müdürlüğü, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı. Buyurun bu da var. <laughs> Su Yönetim Genel müdürlüğü, su yönetiminin genel müdürlüğü var bak. Suyu yönetmenin. Biz burada suyu nasıl yönettiğimizi herkes biliyor. Şeker Dairesi Başkanlığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü. Bak, Tarım Reformu diye genel müdürlük kurmuşlar yahu. Yahu reform genel müdürlük kurarak yapılmaz. Genel müdürlük demek, statüko demek, bürokrasi demek. Tarım reformu yapacaksan tüm ülkenin ve çiftçinin ortak aklından yararlanarak süzeceksin, getireceksin. Oraya suretâ bir genel müdürlük kurmakla tarımda reform yapamazsın. Altına tarımsal araştırmalar ve politikalar genel müdürlüğü. Ya tarım reformu diye bir genel müdür oturtuyorsun. Yanına bir başka genel müdür oturtuyorsun. Diyorsun ki bu da tarımsal araştırmalar ve politikalar. Ya reform dediğin zaten araştırma ve politika stratejidir yahu. Ayrıca bir de strateji geliştirme başkanlığı kuruyorsun. Bu strateji geliştirme başkanı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü rakiptir ha. Bakın gidin bakın. Bunlar birbirini sevmez. Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü ise hiçbir halt yapmaz. Yapıyorsa namerdim bak. Çıksınlar ispat etsinler. Otururlar orada. Gelene gidene efendime söyleyeyim. Onların bir ilgi alanları vardır. Onun dışına da çıkmazlar. Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı. Ya böyle bir şey var mı ya? Bu insanlar, bu bakanlık, Cumhuriyetin Bakanlığı ne yapmış biliyor musunuz? Çiftçi için. Tam 35 tane kanun yazmış şu anda yürürlükte. 35 tane kanun. Vallahi buraya alamadım kanunların isimlerini. Programın süresi yetmez diye. Cumhurbaşkanlığı sistemine geçince kanun kalktı, Cumhurbaşkanlığı kararı kaldı. Bir tane de Cumhurbaşkanlığı kararı almış. 14 tane tüzük yazmış. 7 tane... Yönetmelik yazmış Bakanlar Kurulu'ndan geçmek üzere. 3 tane de Sayın Cumhurbaşkanı yazmış yönetmelik. 13 tane Bakanlar Kurulu kararı çıkartmış tarımla ilgili. Ha, gelelim kurum yönetmeliklerine. Tam 339 tane kurum yönetmeliği yazmışlar. Yemin ediyorum bunların listesini şuraya koysam dehşete düşersiniz o başlıklardan. Yahu dersiniz bu kadar yazı yazacağınıza. Ey ahali, ey bürokratlar, ey bu yazıyı bilgisayarın başına oturup yazmaya çalışan akıllılar. 330 tane yönetmeliği yazana kadar çıkıp gelip elinize çapa alıp da şurada pamuk çapalasaydınız Türkiye'de üretim artardı bir arkadaş ya. Kurum genelgeleri 166 tane. Esas ve usuller adı altında yayınlanan bildiriler 13 tane ve tebliğler Affedersiniz, dağın başında bir tane eşek ölse tebliğ çıkarmışlar. 313 tane tebliğ. 313 tane tebliğ bunlar. Hepsi yazı yahu. Üst üste koyduğunuz zaman binlerce, on binlerce sayfa okumakla bitmez. Ne alakası var bunun tarımla ya? Ne alakası var bunun çiftçiyle yahu? Bu kadar yazıyı yazmışsınız. Şu içine düştüğümüz duruma bakın ya. Toprak orada, arazi orada. Araziyi bilen, Yıllardır dededen babadan kalma know-how'la onu işleyen insanlar orada. Siz de Ankara'da oturuyorsunuz yaptığınız halta bakın ya. Kanunlar, kararlar, tüzükler, yönetmelikler, kararlar, genelgeler, usuller, esaslar, tebliğler, yönergeler, talimatnameler, iç emirler. Pa. Her şey emirle demirle bitiyor. 264 tane de iç emir yayınlamışlar. Ha bitmedi, bitmedi. Kurul Komisyon ve konsey kararları 35 tane, sirkülerler 3 tane. Uygulama ve program esasları 31 tane, plan programlar 6 tane, prosedürler ne demekse 29 tane. Sözleşme ve protokoller 22 tane, rehber ve broşürler 7 tane, genel yazılar 6 tane, katalog ve kılavuzlar 15 tane. Bakın bu katalog ve kılavuzlar çok önemli. Bir kanun çıktığı zaman, bir yönetmelik çıktığı zaman ilgili kesimi eğitmek için onu anlatmak için bir müfredat hazırlarsınız. Bir eğitim müfredatı. Yani bunun ne olduğunu anlatan kitap. Bunlara katalog kılavuz denir. Bunlardan sadece 15 tane var. Yukarıda binlerce döküman var, 15 tane kılavuz var. Duyuru ve ilanlar, liste ve konseptler. Liste ve konseptler, döküman ve yardımcı yayınlar. İşte devletin yaptığı bu arkadaş. Ona devamı var. Neyse bırakalım artık. Şimdi biz devlet bütün bunları yazmış yapmış araziye yansıması malum ortada. Ekranda biraz kayma var galiba. Evet. Ortada ben şahsen e, SISAM yani bizim araştırma merkezi adına Aydın'da bir anket düzenlemeye karar verdim. Bizim raporun yani tarım bilgi sistemi konusunda bir anket yapalım dedik. Çünkü bazı arkadaşlar, bizim araştırma platformundaki arkadaşlar bana dediler ki hocam yani biz çiftçinin yerine kendimizi koyarak modeller geliştiriyoruz ama onların da fikirlerini almamız lazım. Dedim ki merak etmeyin, onların fikirlerini alarak yapıyoruz biz. Bu ankette de hem fikir almak hem de devletin tarım konusunda yaptıklarına vatandaşın yani çiftçinin bakış açısını ortaya çıkarmak için bu anketi yaptık. Ve anket eğitimi almış üniversite öğrencileri tarafından Aydın ili, Efeler, İncirlova ve Koçarlı ilçelerinde uyguladık tarım kesiminde. Bakın denekleri nasıl seçtik. Yani anketin sağlığını ortaya koymak için size denekleri de tanıtıyorum. Acarlar mahallemizden üretici olan 50 kişi seçtik. Ana denek bu. Üretici. Acarlar Mahallesi toptancı halinden 12 kişi seçtik. Üretici var, toptancı var. Osmanbükü Mahallesi'nden 30 kişi, Serçeköy'den 25 kişi, Baltaköy'den 25 kişi, Koçarlı'nın ilçe merkezinden 70 kişi, Astin ve Astis gıda sanayicilerinden 15 kişi, toptan gıda çarşısı tüccarlarından 15 kişi, toplam 243 kişi de bir anket yaptık. Gelelim ankete, çok ilginç. Ankette soruyoruz, Soru 1. Tarım ve Orman Bakanı'nın adını biliyor musunuz? %71'i evet demiş bunlar. Çünkü tarım kesimi bir şekilde evet demişler. Bu aslında e, eski bir anket. Geçen sene yapıldı. Şimdiki Tarım Bakanı değil. E, o zamanki Tarım Bakanı daha fazla tanınıyordu biliyorsunuz. 29'u hayır demiş. İl tarım müdürünün adını biliyor musunuz? Soru. İl tarım müdürünün adını biliyor musunuz? Deneklerden sadece yüzde altısı biliyorum demiş. Yüzde doksan dördü bilmiyorum demiş. Bakın bu kesim 243 kişilik ankette hepsi tarım, orman, gıda vesaire bu bakanlıkla ilgili insanlar. Ondan ekmek yiyen insanlar tarım il müdürünün adını yüzde doksan dördü bilmiyor. İlçe tarım müdürünün adını biliyor musunuz? %82'si bilmiyor. Tarım Müdürlüğü'nden herhangi bir mühendis tanıyor musunuz? %78'i hiç tanımıyorum diyor. bile gelmemiş. İkinci soru. Tarım bilgi sistemini tanıyor mu? Yani tarım kesimi. Ta Devletin kurduğu o devasa bir sistem var. Acayip bir sistem. Hı -hı. Kimsenin haberi yok. Müşterek tarımsal üretim yapmak, makine kullanmak, tohum, gübre, yakıt almak... Ve müşterek tesis kurarak ürünü paketlemek, satmak gibi tarım. Pardon, bu üçüncü soru. İkinci soruyu e, tekrar okuyorum. Tarım bilgi sistemi tanıma ve kullanma. Ya ilişkin bir soru. Tarbil dedikleri, devletin şu andaki verdiği isim. Tarbil ve Tükas. Bir tanesi kadastrosunu gösteriyor, yani araziyi gösteriyor. Tarbil de tarımsal bilgileri gösteriyor. Tarbil nedir biliyor musunuz? çiftçimizin ve ilgili kesimin %98'i hayır diyor. Bilmiyor. Ya devlet tarım bilgi sistemi kurmuş. Tar bildiği isim vermiş. Bırak normal vatandaşa sorsam anlarım da yani tarımcı değilim bilmem ne. Tarım kesimine soruyorum %98'i bilmiyor. Devletin Ankara'daki aymazlığını bu ankette ortaya çıkartmış oluyoruz. Tükas nedir biliyor musunuz? Tükas dediğiniz böyle tıklıyorsunuz parsel sorgu gibi emlakçıların kullandığı parsel sorgu gibi giriyorsunuz işte kendi tarlanızın özelliği bilmem nesi tarlanın e, uydu görüntüsü çıkıyor filan. Yani ben bile bilmiyordum yahu. Ben bu bilgi sistemlerin içinde yaşayan bir insanım. Ben bile bilmiyordum. Bu araştırma nedeniyle öğrendim. Orada da TÜKAS'ı bilenlerin oranı %3, 97'si TÜKAS'ı duymamış. ÇKS nedir biliyor musunuz? Şimdi tarım kesimi ÇKS'yi çok iyi bilir. Ankette de çıkmış. Yüzde 81'i ÇKS'yi biliyor, yüzde 19'u bilmiyor. Yani yüzde 19 da tarla sahibi değil. İşte gıda toptancısı vesaire onlar bilmiyor. Ama tarla sahibi ÇKS'yi ister istemez biliyor. Tarım bilgi sistemini kullanıyor musunuz diye sormuşuz. Tarım bilgi sistemi ne ya demiş. 99'u tarım bilgi sistemini kullanmıyor. Ya böyle bir çalışma var mı ya? Orada koca koca genel müdürlükler kurmuşsunuz. On binlerce insan çalıştırıyorsunuz o vakanda ya. On binlerce. On bin küsür mühendisiniz var. Yapmayın, etmeyin. Dokuz yüz küsür ilçe tarım müdürünüz var. Seksen bir tane il tarım müdürünüz var. Taşra teşkilatınız var. Koca koca binalarınız var. Her şeyiniz var, laboratuvarlarınız var. Nasıl çiftçi bu kadar habersiz sizden? Siz mi onlardan habersizsiniz? Siz kendi kendinize gelin güvey mi oluyorsunuz? Ey yani bunu yapan bürokrasi. Bunu iktidarı eleştirmek için söylemiyorum. Bu hep böyleydi ha. 50 senedir böyle. Türk tarımı böyle. Yani işte Sayın Ecevit e, geldi. Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın. Dedi ki işte su kullananın, toprak işleyenin falan filan dedi gitti ağlık sistemine son vereceğiz dedi. Ya yeterli çalışma yapmadan ağlık sistemine son veremezsin. Bu ortaya çıktı. Ağların elinden alıp çiftçiye dağıttı, köylüye dağıttı, marabaya dağıttığı arazileri 3-5 sene sonra bizim Doğu ve Güneydoğu'daki vatandaşımız gitti ağaya yalvardı. Ya biz ekip biçemiyoruz, traktör yok. Tohum alamıyoruz, bilmem ne yapamıyoruz. Zaten verimsiz araziler. O zaman ağa dedi ki, ha gördünüz mü? Demek ki bensiz olmuyor. Biz de hep söylüyoruz bakın projeyi anlatınca şunu söyleyeceğim. Ağlığı devlet yapsın, belediye yapsın ya. Madem onun koordinasyonuna ihtiyaç var, madem birilerinin koordinasyonuna ihtiyaç var, madem o çiftçiyi bir araya getirmek, kooperatifleşmek, müşterek pazar aramak, elektronik satış yapmak, ihracat yapmak, nakletmek, depolamak, ekmek biçmek, sulamak, budamak, ilaçlamak tohum temin etmek bütün bunlarda bir koordinasyona ihtiyaç var. Bunu her tarla sahibi ayrı ayrı yapacağına birlikte yapsınlar demiş. Demin okudum. Ama birlikte yapmanın yolu ya akıllı bir ağanın hegemonyasına gireceğiz, maraba olacağız ya da o ağlığı, o koordinasyonu devlet yapacak. Devlet yapacak derken Ankara bürokrasisi değil, bakanlık değil. Bunu yerel yönetimler bünyesinde kırsal alanı koordine eden bir sistem getiriyoruz. Getireceğiz. Hazırladık. İnşallah dinlerler. Burada çıkmış. Dünyadan haberi yok. Yani Ankara'nın dünyadan haberi yok. Çiftçi diyor ki, %99'u ben tarım bilgi sistemini kullanmıyorum diyor. %97'si tükası bilmiyor. %98'i tarbili bilmiyor. Adam orada kurmuş sistem. Üçüncü soru. Müşterek tarımsal üretim yapmak. Bak müşterek tarımsal üretim. Müşterek makina, tohum, gübre, yakıt, ilaç bunları müşterek almak, müşterek tesisler kurarak ürünüp yine kendi tesislerinde paketlemek ve satmak. Özeti bu. Tarımsal üretimi müşterek yapacağım. Bir kooperatif çatısı altında. O kooperatifin de statüsünü hazırladık. Kimsenin tek eline geçmeyecek. O da böyle patron müessesesi olmayacak. Şimdiki meslek odaları gibi seyahatlere gider, sekreterler kullanan, arabalar alan, hava atan bir kooperatif olmayacak. Yeni bir kanun tasarısı hazırladık onu. Göreceksiniz top geçer adam geçmez bir sistem. Ben kooperatiflerin içinde 50 yılımı verdim. Nerelerinde istismar olduğunu, nerelerinde işlemediğini çok iyi biliyorum ama kimse değiştirmek istemiyor. Bir kooperatifin başına geçiyor, oh sulama kooperatifi, Tarım kooperatifi, bilmem ne şu bu. Yani ondan sonra orası oluyor bir dükalık, orası oluyor adeta bir e, imparatorluk. Yani derebeylik gibi oluyor arkadaş ya. Gelen de gitmiyor çünkü etrafını besliyor bilmem ne yapıyor. Bunların hepsini önünü alan müşterek kooperatif modelleri getirdik ve üretim beraber yapacağız. E, tohumu, makinayı, gübreyi, yakıtı yani enerjiyi, ilacı müşterek tesisler kurarak sağlayacağız. Paketleyeceğiz, kendimiz paketleyeceğiz. Köyde kurduğumuz tesiste paketlemesini bile köy sanayini getirdik. Orada paketleyeceğiz. Pazarlamayı da kendimiz yapacağız. İster elektronik ortamda, istersen hal vasıtasıyla. Bunu yapan sistem. Bunu yapmak ister misiniz diye sorduk. Çünkü bize hep şunu söylediler. Ya bizim çiftçimiz demin ki okuduğum metinde de vardı ya birbirini yiyor. Herkes birbirinin traktörünü kıskanıyor. Kim düğününde fazla altın taktı, takamadı ona bakıyor. Artık onlar bitti. Yani çiftçinin geliri o kadar düştü, o kadar verimsiz hale geldi ki artık kimsenin gözü kimsenin malında, mülkünde olmamalı demiş. Demin okudum. İşte böyle bir soru Sordu. Bunu yapmak ister misiniz? Çünkü bize deniyor ki yapmak istemiyorlar diyor. Kimse tarlasına dokundurmak istemiyor. Tarlaları birleştirmek istemiyor. Ya ben tarlaları birleştirip de hisseli tapu vermiyorum arkadaş. Siz zaten tarlaları birleştirip e, toplulaştırma yapıyorsunuz. Yeniden dağıtıyorsunuz. Parselasyon yapıyorsunuz. O parselleri biraz daha büyük tutacaksınız. Bir 300 dönüm tarlada belki 150 kişinin mülkiyeti ayrı olarak muhafaza edilecek. Ayrı muhafaza edilecek ya. Ve onun müşterek olarak işletilmesi için devlet destek verecek, koordinasyon verecek belediyeler eliyle. Ve senin gelirin 10 katı artacak yahu. 10 katı, öyle iki katı falan değil, tam 10 katı artacak. Köylü artık traktörünü kendi taksisi gibi kullanmak zorunda kalmayacak. Benim köylüm bu model uygulandığında yazın gidip veya kışın bir termal tesiste veya beş yıldızlı bir otelde tatil yapabilecek. Avrupa'ya gidebilecek. El alemin köylüsü gibi, el alemin çiftçisi gibi. Amerika'nın efendime çiftlik sahipleri gibi. Kendi arabasına binecek. Belki de Mercedes'e binecek arkadaş tarlasının büyüklüğüne göre. Ya bunu söylüyorum. Bunlar hiçbir hayal değil. Bunların hepsi somut. Ben bu programda sanıyorum bu hafta yetişmeyecek ama modeli tanıttığım zaman hak vereceksiniz. Bunlar mümkün arkadaş. Onun ayağı kırılmış, o hapse atılacakmış, elinden efendime söyleyeyim siyaset yasağı sokulacakmış. Bırakın bunları tartışmayı ya. Bırakın spekülasyonu. Karpuzu yola dökmüş, trollmüş, öbürü bilmem neymiş falanmış filanmış böyle suni gündemleri bir tarafa bırakın. Mecliste kavgayı bırakın, yumruklaşmayı bırakın. Herkes birbirini hain ilan ediyor. Yani bana sorarsanız hepiniz hainlik sınırına yaklaştınız. Bu ülkeyi bu, bu tür doğru düzenlemeler getirmeyerek bu ülkenin hak ettiği, yapabileceği en güzel şeylerden mahrum bırakarak o sınırlara yaklaşıyorsunuz ya. Birbirinize hain ilan edip durmayın, yapmayın. Alın işte soru. Kimseyle ortak iş yapmam. Diyenlerin oranı yüzde yirmi. Bak hiçbir açıklama yok. Proje, proje falan da anlatmıyoruz. Sadece bir soru soruyoruz. Müşterek makina, müşterek üretim, müşterek tohum, gübre, yakıt paketleyeceğiz, satacağız. Var mısın diyoruz. Kendi köylümle ortak kooperatif kurarak yaparım diyor. Yüzde yetmiş altısı, dörtte üçü bu. Çok yüksek bir oran. Ürettiğim ürünün cinsine göre kooperatif kurabilirim diyor. Pamuk Kooperatifi, Ayşe Kooperatifi bunlardan ağzı yanmış kimse onu tercih etmiyor. Yüzde dört. Kimseyle ortak iş yapmam diyen yüzde yirmi. Az değil yüzde yirmi ama dediğim gibi yüzde yetmiş altısı buna hazır. O kimseyle ortak iş yapmam diyen yüzde yirmiye sen gidip de modeli ortaya koyarsan onun mülkiyet hakkına dokunmadan gelirinin on katı artacağını rahata ereceğini çağdaş bir ortamda yaşayıp çoluğuna çocuğuna hakikaten gurur duyacağı bir meslek bırakacağını, evlatlarının devam edebileceği bir iş bırakacağını gösterirsen, o kimseyle ortak iş yapmam diyenler sıfıra iner. Ve gelelim çiftçi kayıt sistemine. Çiftçi kayıt sistemi enteresan, ÇKS deniyor. E, niye kurmuş devlet? E, çiftçiye para dağıtacağım demiş. Yani senin tarlan varsa dönüm başına sana bir para vereceğim, sembolik bir para vereceğim demiş. Bu popülist bir uygulama, yanlış bir uygulama. Baştan beri söylüyoruz, tarla sahibi olan herkese destek. Ya kardeşim benim de tarlam var ya. Hüseyin Aksu olarak satır almışım, birisi getirmiş. Demiş ki, hocam başkanım ben battım çıktım, tarlamı satacaklar icradan, ucuza gideceksen alır mısın demiş. Biz de demişiz ki tamam kardeşim zarara uğrama, İyi bir fiyata almışız duruyor. Mesela bir tane Tekin köyde hala duran tarlam var. Bana niye destek veriyorsun ya? Baktın mı ben çiftçi miyim değil miyim? Bir bak. Tarlası olan herkese ÇKS, çiftçi kayıt sistemi. Kaydı alıyor Tapu Kadastro'dan. 25 dönüm tarlası var al sana para. Kaç para? 3 kuruş. Ya bırakın bunları ya. Bunlarla bu ülkenin tarımı hiçbir yere varmaz. Ama çiftçi kayıt sistemine herkes dahil olduğu için bütün çiftçi dahil olduğu için Ankara'daki uygulamaların içinde sadece ÇKS'yi biliyor vatandaş. Çünkü cebine para girecek. Mecburen gidiyor ÇKS ile ilgili başvurularını yapıyor, o desteği almak için kullanıyor. Burada anket şu. Çiftçi Kayıt Sistemi sizce yararlı mı? Sizin bu sistemle sorununuz oldu mu? Soru bu. %17'si hiçbir sorunum yok, faydalı, iyi bir sistem demiş. Ne desin ya? Üç kuruş para veriyor devlet. Onu da inkar etmeyeyim diye. %64'ü ne demiş? Bakın çok ilginç. Destek almak için mecburuz demiş. Vakit alıyor ama çok sorun yok demiş. Vakit alıyor dediği, o ÇKS'den parayı almak için adamın canını okuyorlar ya. Bin dereden sular geliyor, bilmem ne geliyor, şu gelişte. Onu, onu şikayeti dile getirmiş %64'ü. %19'u ise devlet 3 vermek için birini geri alıyor. Çok zahmetli demiş. Onlara da çok ağır gelmiş. ÇKS'den destek almanın şartları, müracaat etmek, gitmek, tahsil etmek, bilmem ne yapmak filan gibi konular. Ee, ÇKS'yi de bu kadar tanıyorlar. Çünkü artık direkt çiftçinin cebine girdiği için devlet orada ÇKS'yi tanıyor herkes. Fakat %64'ü, %19'u diyor ki çok zahmetli, ...bize eziyet ediyorlar diyor. Öbürü de diyor ki zahmetli. Sadece yüzde %17'si memnun. Bu anket bunu ortaya koydu. Değerli arkadaşlar... ...ben tabii ki... ...Tarım ve Hayvancılık Reformu adı altında... E, ...bizim hazırlamış olduğumuz... ...ve Çağdaş Çözüm yayınları diye... ...yayınladığımız... E, ...bu tasarıyı... ...bu modeli... E, ...şu kalan 4 dakika içinde size tanıtamam. Ancak... Bunun 2023 versiyonu, bu 8. versiyon. Yani 2002'de kurmuşuz biz araştırma merkezini. Üzerinde araştırma yapıyoruz. 24 ayrı sektörde Türkiye için çözüm önerileri, modeller hazırlıyoruz. Öyle lafta değil, kanun tasarılarıyla, müfredatıyla, sertifikasyon programlarıyla, uygulama örnekleriyle, pilot çalışmalarla, fizibilitelerle, her şeysini. Önce geçmişine analiz ediyoruz. Sonra bugününü analiz ediyoruz. Bugün bakanlık ne yapmış, nerede hata yapmış bütün bunları görerek ileriye yönelik reform, yeniden yapılanma modelleri hazırlıyoruz. Bugün konumuz tarım ve hayvancılık reformuydu. Bunun girizgahını yaptık. Girizgahı neydi? Bir vatandaşımız bir öneride bulunmuş Facebook'ta. Diyor ki bir araya gelin, birbirinizle uğraşmayın, bir araya gelip müşterek olarak tarım yapın, verimi artırın, aracıyı ortadan kaldırın, kendiniz paketleyin, kendiniz pazarlayın diyor. Bizim reform tasarısındaki temel strateji de bu idi. Biz bunu 2002'de başlamışız. Bugün 8. versiyonu geliştire geliştire 2023'te 8. versiyonunu yayınlamışız. <laughs> Ve bunun e, aşağı yukarı 6 bölüm olarak bir e, kitap hazırlanmış. Reform tanıtan bir döküman hazırlanmış. Birinci bölümde mevcut durumu analiz etmişiz. İkinci bölümde disiplinler arası analiz dediğimiz tarımın enerjiyle bağlantısı, tarımın ulaşımla bağlantısı, tarımın altyapıyla bağlantısı. Mesela bugün devlet su işleri Tarım Bakanlığı'na bağlı değil. Enerji Tarım Bakanlığı'na bağlı değil. Ulaşım, imar, köyün imarı, Tarım Bakanlığı'na bağlı değil. Ama bunların hepsinin tarımla yakından ilgisi var. Siz bunlarda hata yaparsanız bunlara disiplin diyoruz. Bunlara sektör diyoruz. Bu disiplin ve sektörler arasındaki ilişkileri doğru görmeniz lazım. Bugün nerede hata yapılıyor? Bugün köy yerleşmelerinde çok ciddi hatalar var. Bakın köy yerleşmelerinde çok ciddi hatalar var. Köy yerleşik alanlarına ilgi arttı. Hepiniz biliyorsunuz. Son iki dakikada bunu özetleyeyim size. Köylerin yerleşik alanlarına ilgi arttı. Niye? Dünya bir pandemi yaşadı. Bu pandemide herkes köy yaşamının daha iyi olduğu, uzaktan çalışma diye bir sistem geldi. Bunun için köylere hücum başladı. Köy yerleşik alanlarında ev yapmak serbest. Çok kolay. Şehirdeki gibi bir sürü eziyet meziyet yok. Biraz da ucuz, Herkes oraya hücum etti. Etrafınıza bir bakın. Kardeşköy doluyor, Işıklı doluyor, efendim Kızılca köy doluyor. Her taraf doluyor. Oralara lüks siteler yapılıyor. Tamam güzel de onların altyapısı ne olacak? Yeşil alan ne olacak? Okulu ne olacak? Sağlığı ne olacak? Devlet buna nasıl yaklaşıyor biliyor musunuz? Eskiden köyün merkezi yerleşik alana 100 metreye kadar ev yapabiliyordun. Bir cumhurbaşkanlığı kararıyla yönetmelik değişti. 300 metreye çıkardı. Ya bir köy düşünün şöyle etrafında 100 metrelik bir bant düşünün. Bir de 300 metrelik bant düşünün. O 300 metrelik bandı çizdiğiniz zaman köyün alanının 5 katı alan çıkıyor. 5 katı alanda yapılaşma izni çıktı köylerde. Ha kötü bir şey mi? Şehirden köye göçsünler. Yapmayın. Köylere bir imar planı çizin arkadaş. Ve üstelik de yasaklamışlar köylere imar planı çizdirtmiyorlar köylerin o gelişme alanı 300 metrelik alanında senin bir yerin varsa bahçen parselleme izni veriyorlar ama yeni yol açtırtmıyorlar. Ya yol açılmadan yerleşmeye açtırtıyor ya. Hadi eski daracık yolları genişletmiyorsunuz. Bari yeni yol açın be arkadaşım ya. Ya bu kadar akıl tutulması ben inanamıyorum. Laf ola beri gele. Birisi Ankara'da bir laf ediyor. Efendim diyor millet diyor şehirlerde bunu aldı. Pandemi de var salalım köylere diyor 300 metreye çıkaralım gitsin oraya ev yapsın. Ondan sonra kaotik bir ortam. Bu da tarımla ilgili. İşte disiplinler arası analiz dediğimiz bu. 6. bölüme kadar önümüzdeki hafta anlatmaya devam edeceğiz. Lütfen gözünüz kulağınız bizde olsun değerli izleyiciler. Gerçek gündemi, gerçek vatandaşı konuşan bu programda biz gerçekleri anlatmaya devam edeceğiz. Efendim, siyasi anlamda bir şey söylemiyoruz. Kimse üzerine alınmasın. Ne iktidar ne muhalefet ne siyasetçi ne bürokrat alınmasın. Biz burada aklı temsil eden bir heyetin hazırlamış olduğu projeleri vatandaşa aktarmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki hafta buluşmak üzere.